merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Bir Zeki Metince daha birlikteyiz. Bugün 5. bölüm galiba hocam. Hoş evet, geldiniz. 5. bölüm hoş buldum. Görüşmeyeli nasılsınız, iyi misiniz? Görüşüyoruz her ne kadar ama. Yani futbolun içinde olup da görüşmemek mümkün değil zaten. Evet. Biliyorsunuz siz hakem camiası, biz işte futbol camiası. Aynı gemide olduğumuz için zaten. Aynen. Ya siz X bir yerde oluyorsunuz, biz X bir yerde ama sonuçta aynı yerde buluşuyoruz yine. Bugün biraz anılara gidelim hocam. Olur. Şöyle bir nostalji mi yaşayalım? Nostalji yapalım. Çocukluğunuza dönelim biraz sizin. Olur, olur yani şöyle baktığımız zaman şöyle hani... İzmirspor'un ilk güne nasıl başladınız? Nereden çıktı futbol hani merakı? Derler ya gözümde canlanır koskoca mazi. O hesap. Sene 67-68. Ben daha bir yaşındayım. İzmirspor'un o eski halini, stadını bilirsiniz zaten. Ya biliyorum. Orada minik takım seçmeleri vardı. Biz de o semtin çocuklarıyız. İşte mahalledeki arkadaşlar, işte hadi gidelim, biz de şansımızı deneyelim gibilerden. Rahmetli Halil Bıçakçı hocam, buradan gani gani rahmetler dileyelim kendisine de. Çıktık seçmelerde, bir baktınız 200-300 kişi falan gelmiş ya dedi, biz bu kadar insan içerisinde nasıl seçileceğiz edeceğiz. Görmezler bile belki bizi. Neyse bitti, isimlerimizi aldılar dediler. İşte bizden birkaç kişi dedi ki siz kalın Halil Bıçakçı. Kaldık. Sizler dedi antrenmanlara devam edeceksiniz. Teşekkür ettik ama nasıl seviniyoruz. Ki İzmirspor takımı biliyorsunuz o zamanlar Süper Lig'di. Kim vardı yani başka? Bugünkü Süper Lig'di. Yani bir baktığınız zaman küçük aydınlar. Aydın hep anı. Rahmetli Mustafa abi. Özel Fethiler, Büyük Aydınlar, kimler yani gözümüz önüne onlar bizim bir efsanemiz gibiydi. Acaba biz de büyüdüğümüzde böyle futbolcu olacak mıyız gibilerden. Ki o dönemdeki jenerasyona bakıyorsa kimler yoktu bizde. Rahmetli Hasan Ali Demir'den tut. Bizim Arif Kocabuyu, Sancağı Kiraz'dı, Muharrem Gürbüz, Büyük Muharrem, Akın, Kari Canlı'ydı yani. O jenerasyon hepsi futboldan ekmek yedi. İşte milli takımda bile oynadılar hatta. Daha sonra işte biraz daha büyüdük ettik. Genç takım, genç takımdan sonra işte amatör takım, derken A takıma alındı gittik. O da sanki futbolculuk hayatımız böyle başladı. Zaten o jenerasyonun güzelliği yüzünden benden futbolcu olmadı ya hocam. Yani suçlusu biz oluyoruz burada. Biz yani... bir tık daha iyi olunca mı? Rahmetli Ali Bıçakçı, Allah rahmet eylesin, Ali Şahin hocamız vardı. Bir de Allah ömür versin Sabahattin Koldar hocamız. Üçümüz İzmirspor'un altyapısında, pardon, işte eski Göztepe stadının olduğu zamanlar. Az sonra oynuyoruz falan. Bir hazırlık maçında, bir de İzmirspor'un bir resmi maçında, yani B genç miydi? 10 dakika forma giymişliğim vardır, o kadar. Onun dışında zaten takım mükemmeldi. Hepsi şeydi. Milli takıma gidenler de oldu. Tabii üste tabii. Çıkanlar da oldu. Ben dedim bu takımdan bana şey yok. Ekmek yok. Ben en iyisi dedim hakem olayım. Hakemliğe başladım. Devam edeceğim. O jenerasyona baktığımız zaman şimdi o oyuncular şu anda 17-18 yaş grubu olmuş olsa inanın seyretmeye doyamazsınız. O tür yetenekli oyuncular kalmadı, kayboldular yani. İsimle sayayım dedi hocam o kadronun. Mesela unuttuklarım olsa ayıp olacak. Yani bir 30 kişilik grup. Kaleci Bahattin, mesela Galatasaray'a evet. Gitti etti biliyorsun. Evet, aynen. Yani gözümüzün önüne geleni saymaya çalışıyoruz da. Yani herkes ekmek yedi. Çok da yetenekliydik. O bölüme baktığımda ettiğin zaman. Bugün şartlarda. Yani şimdi bakıyorum ben, kusura bakmasın şimdiki gençler, oyuncular bilmem ne. Ben maçlarına pek gitmiyorum böyle prop maçları falan seyretmeye. Bazen espri yapıyoruz. Metin'cim diyor ki ben hocam ya yıllardır bu işin içindesin niye maçlara gitmiyorsun diye soruyorsun bana. Ben de diyorum ki kimi seyredeceğim bende ne işi yok ki diyorum. Doğru. Bu, baktığımız ettiğimiz zaman. Zaten bir şey değil. Megalomanlık değil. Düğün değil. Özel yetenek göremiyoruz. Ben mesela işte topla beraber gittiğimiz zaman nereye gideceğimizi rakibi çalım atacağız ya, ya nasıl çalım atacağımızı bilmiyorduk. Vücut kendisi atıyordu o çalımı. Yetenek attırıyor işte. Çok büyük yetenekti. İşte özel yetenek deyince mesela şu anki gündemde Fenerbahçe'li Arda. Gibi Arda Güler. Yani gibi özel bir yetenek.
Yani diğerleri bakıyorsun hani yabancı oyuncular, özellikle siyahi oyuncular diyelim biz onlara çoğu. İnanın o dönemde olmuş olsaydı türbünde maç seyrederler. Sağda olmazlardı. Bizim aramızda ya giremezlerdi o yeteneklerin arasında. Şimdi artık futbol kuvvete dayalı oldu. O zaman daha çok biliyorsun tekniğe dayalı. Ama temaşa zevki yani göz zevki dediğimiz olay daha farklıydı. Niye? Ya şimdi oyun oynanırken adam alıyor topu kafasını kaldırıyor bir sağ bir sol bir bilmem ne tak paraları bırakıyor. Ama şimdi sadece koşuyorsun basıyorsun, sadece koşuyorsun basıyorsun. O güzellik falan kayboldu bana göre. Şimdi o incelikleri falan göremiyoruz artık. Futbol sadece başarıya endekslendi. Para. Para. Yani çıkacaksın, aşırı derecede mücadele edeceksin, maç kazanacaksın, senden iyisi yok. Ama seyreden ne kadar zevk alıyor, onun farkında değiller. Hocam bu sizin Partal lakabı nereden geliyor? Gene rahmetli Halil hocam işte başımızda, biz de yavaş yavaş idmanlara başladık. O zamanlar durumumuz pek iyi de değil maddi açıdan yani. Zar zor gidiyoruz geliyoruz idmanlara. Bir idman öncesi bir takım arkadaşım ki daha sonra işte Fenerbahçe'de Galatasaray'da yani milli takımda oynadı. İsmini de vermekten zaten çekinmeyiz etmeyiz. O hatırlar mı hatırlamaz mı o kadar da bilemem belki ama hatırlar herhalde. Beraber bir simit aldık. Ortak. Düşünebiliyor musun? Bugün simit ne kadar? Atıyorum işte 5 lira mı? 2,5 lira onda var, 2,5 lira bende var. Ortak bir tane simit aldık ama ölüyoruz açlıktan. Eski İzmir Spor sahasını hatırlayanlar, bilenler bilir. Bizim bir kapalı salonumuz vardı. Onun böyle basamağında oturduk biz. Gevrek yiyoruz. Az sonra da idmana gideceğiz. Ya bir gevrekli bir şey olmaz aslında değil mi? Rahmetli Halil Hoca geldi böyle. Ne yapıyorsunuz siz dedi. İyiyiz hocam işte. Bu elinizdeki ne? Gevrek. Oğlum dedi biraz sonra dedi idmana çıkacaksınız. Bu ne gevreği? Benim elimden, Arif'in elinden gevrekleri aldı. Götürdü kendisi yedi. Abi biz oturduk orada ağlıyoruz açlıktan. Bu güzel bir anıdır böyle. Ama sahaya çıktınız, topunuzu oynadınız. Tabii canım yani. Daha sonra işte baktım dediğimiz zaman bunlar güzel anlar Metin'cim. Hocam bu dediğiniz, yani şimdi yaşınız ortaya çıkacak da 40 yıl öncesi değil mi? 40 mı? 45 mi? Metin'cim çık çık. 50 var mıdır? Çık abi. Çıkmıyor Metin. Çık çık vallahi çık. Mesela 55 yıl önce. Aşağı yukarı 55 yıl önce. Yarım simit yiyip maça çıkılmayacağını bilen antrenmandık. Antrenman yani onu bilen, o bilinçli olan bir insan. Şimdikiden maşallah maça 10 dakika kala sigara içiyor. Yarım saat önce büfeden şey yarım ekmek köfteyi götürüyor. Ondan sonra maça çıkıyor. Bunlar top oyun. Bunlar bilinçli. Ama ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Biz kendimiz inanmıştık. Biz bu işi yapacağız demiştik. Şimdiki gençler ben onu görmüyorum. Bakın ben size enteresan bir şey söyleyeyim. Bir insan kendiyle konuşur mu? Konuşur. Nasıl konuşur biliyor musun? Bir boy aynası vardır evde. Ben kötü oynadığım maçlarda onu da konuşuyordum. Sen bugün niye bu kadar kötü oynadın diye. Aynadakine fırça atıyordum. Sen bağırıyor muydun senin? Evet, aynada bağırıyorum. Sen bu musun diyorum ya. Düşün. Son olsun diyorum. Bir daha böyle kötü oynamayacaksın. Yani kendi kendimizi bile motive edebiliyorduk. Şimdiki topçu maç bitiyor. Yenmiş, yenilmiş çok da önemli değil. Bir bakıyorsun ilk siyerlerde. Lay lay lom. Ya adamlar buraya bir şeyler vermeye değil futbol anlamında. Bir şeyler almaya geliyorlar. Maddi anlamda. Türk futboluna kaç kişi ne verecek abi burada? Sen bakıyorsun bir Hacı'lar, Popescu'lar, işte Alex'ler, şunlar bunlar böyle gelenler onların sözümüz yok zaten. Ama bunlar %10'da kalıyorlar. %90'ı kusura bakmasın takımlara da buradan kızıyoruz, ediyoruz. Niye? Altyapıdaki gençlerin de önünü kesiyorlar bir şekilde. Çok yetenekli oyuncular var. Ben sana enteresan bir şey söyleyeyim şimdi. Arda Güler diyoruz değil mi? Yani Fenerbahçe'nin göz bebeği. Peki Arda Güler Fenerbahçe takımda değildi. Atıyorum işte Fikri Altay, İzmir Spor ya da başka bir yer, bir amatör takımda olmuş olsaydı o Fenerbahçe bilmem ne oyuncu alır mıydı? Olmaz. Almazdı. Neden? Gelip görmezlerdi bile, izlemezlerdi. O amatör piyasasında var ya, o kadar çok Ardalar var ki, gelin seyredin. Niye seyretmiyorsunuz? O çocuğun şansı Fenerbahçe'nin alt yapısından yetişmesi.
Arda'nın daha iyi olmayan Goroski diye birisi vardır. Gidip onu getiriyorlar mesela. Ona veriyorlar Euro'lara. Aynen. Hocam zaten bu futbolundan da yıllardır böyle hani hali vakti iyi olan zenginden, zenginin çocuğundan futbolcu olmaz denir. Hala da geçerli. Bence de. Mesela karnı aç ve bazı başarıya aç olanlar daha çok iyi top oynuyor. Ben böyle gözlemliyorum yıllardır. Yetenek tabii ön planda burada. Ama şimdi maalesef gözü açlar daha çok götürüyor. Ya doğru bir tespit mi? Şöyle bir şey söyleyeyim. Eski bir atı da sen de yıllardır futbol camiasının içerisindesin. Hasbel kadar çok az da olsa o tozu toprağı topçu olarak yutmuşsun ama hakemlik olarak, spor yazarlığı olarak, yorumcu olarak bu işin duayenlerinden bir tanesi. Her şey görünüyor. Her şey görünüyor. Şimdi burada nereye gelmek istiyoruz? Eskiden hatırla bizler işte top oynamaya daha çocukken gittiğimizde valla böyle anneye babaya rahmet diyelim o bölümün oyuncularının biz dayak yerdik. Ayakkabılar açılır. Maddi gücün de yok. Bir daha gitmeyeceksin top oynamaya. Bilmem ne şudur budur. Ama biz ne yaptık? Kaçtık gittik. Sonuçta biz kazandık ayrı bir konu ama şimdi bakıyorsun veliler kendi eliyle getiriyorlar çocukları. Metin hocam ne olur benim işte çocuğumu topçu yap. Ya böyle bir şey yok. Sen dünyanın en zengin insanı da olsan Allah sana o yeteneği vermemişse çünkü yetenek doğuştandır. Sonradan gelişmez. Ha gelişir. Cebinde varsa gelişir. Ama hiç yeteneği yoksa ben seni topçu yapamam. Kusura bakma yani. Ama artık günümüze baktığın zaman futbolculukta para var. İşte şarkıcılıkta para var. Bilmem nerede para var. Millet oraya yönelmeye çalışıyor. İyi de arkadaşım senin sesin güzel değilse, senin yeteneğin yoksa kusura bakmayın ya. Sen iyi bir izleyici ol. Şimdi 15 yaşında yeteneğimin yetmeyeceğini fark ettim. Veda ettim. Yani bu kadar basit. Peki o zaman senin durumun iyi olsa, baba gelse dese ki işte hocaya, ya hocam al şunu, benim çocuğumu oynat. Yani, sen de hoca olsan. Kulübe destek olayım, malzeme alayım. Sen de hoca olsan. Ben şimdi sana soruyorum. Oynatır mıydın? Ben hoca olsam oynatmazdım. İnadına oynatmazdım. Ama senin görevini son verecekler oynatmazsan. Yani, başka yerde bulursun. Takım bulamayacaksın. Yani o da doğru. Anlatabiliyor muyum? Ha, şimdi herkes bana soruyor. Geçen biliyorsun biz salı akşamları Yahya Başkanım'la, Yahya Bayram'la canlı yayındayız. Top sahası diye. Tüm amatör maçların Kent Haber'de, İzmir Kent Haber'de. İzmir evet. Kent Haber'de, top sahası programında oynanan tüm BAL Ligi, Süper Amatör, alt yapı maçlarını, yorumlarını yapıyoruz, kritiklerini yapıyoruz. Zevkle izliyoruz, evet. Çok sağ olun. Zaten futbolun içinde olan kişiler o programı kaçırmıyorlar. Çünkü A'dan Z'ye ne varsa orada döküyoruz. Demek istediğim konu, az önce ne konuştuk? Yani takım bulamıyorsun. Hocalar. Senin kadar işte siz biliyorsunuz 15 yıla yakın prop oynadık. O UEFA mezunuyuz. Hocam diyorlar senin gibisi birisi nasıl takım çalıştıramıyor? Sen diyorlar bu işin işte profesörü gibisin. Duayenisin. İyi de dedik ki kimse buradan darılmasın, gücenmesin. El öpmeyi sevmiyoruz. Tamam başkanım ben senin dediğin gibi olsun. Ya ben ne başkanlar biliyorum. Burada isim de vermeyeceğim tabii ki. Kadro yapıp da hocanın eline verip o kadronun çıktığını. Aman diyorlar bana dokunmasın etmesin. Ben maaşımı alayım, bilmem neyimi alayım, maç kazanırsam prim alayım. Bana ne? Peki nasıl topçu yetiştireceğiz biz? Nasıl o yetenek gelişecek? Hatta daha önceki programda da Zeki Metince'de de konuştuk bunu. Şeyde de konuştuk. Dedi ki bu halk eğitimle ilgili. 65 yaşına gelmiş. En azından ben hala eğitim yapıyorum. O çocuklara hala bir şeyler vermeye çalışıyorum. Bana diyorlar ki sen kenarda otur. İşte 20, 25, 18 neyse o yaş grubunda halk eğitim olayında sizler gelin diyorlar. Çocukları çalıştırın. Bir şeyler verin öyle. Ya adam futbolun içinden gelmemiş. Futbol oynamış. Ekrandan görmüş işte. Ne verici? İnternet eğitim almış. Oradan nasıl yetiştirecek? Enteresan. Görüyoruz maçlarda zaten. Aynen. Sırt taça dışında offside diyor, deyim hoca diyor. Böyle diyen mi? Diyen nesil var. Ya ben bir şeye şahit oldum. Hem güldüm hem kızdım. Nedir o? İşte o genç hocalar, akademisyen diyelim.
futbol oynamamış ama. O kişilerden bahsediyoruz. Şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız. Teori olarak mesela gösteriyor, ediyor, söylüyor da pratikte yoklar ama. Çocuğa dedik işte gideceksin, orta yapacaksın, bilmem ne yapacaksın falan. Çocuk gitti, yapamadı. Nasıl orta yapıyorsun bilmem ne, çocuk takıldı herhalde birazcık. Dedi ki ya hocam bir tanesi de siz gösterseniz de biz ona göre yapsanız. Ne yaptı biliyor musun? Doğru dedi, soyunma odasına. Çocuğa. Niye? Kendi yapamayacak ya. Tabii bu çocuğa da bir de ukala der değil mi? Anladın mı? İşte bunda bizim futbolumuzun, alt yapımızın kusura bakmasınlar geri gidişinin temelleri bunlar. Hocam en iyisi sizin adınızı değiştirelim, biraz da tipinizi değiştirelim. Zekovski diyelim, havaalanında karşılayalım. Başlayan bir çocuğu. Saçlarınızı biraz uzatın, böyle birazcık şey sarıya falan boyatalım. Özel uçakla gittim. Kırçıllı. Bir de ağzı pipo. Değil mi? Şöyle şey fular falan. Öyle öyle gelin. O zaman kıymetiniz anlaşılır. Hani bizim Zeki ya. Nereden geçiyorlar şimdi? Nereden nereye atlıyoruz? Kemal Sunal'ın bir filmi vardı hatırlarsınız. Basket. Yüzünü boyuyor ediyor böyle. Oo diyorlar ya zenci oyuncu gelmiş bilmem ne falan diye. Hayranlık duyuyorlar. Hayranlık duyuyorlar. Tamam mı? Ondan sen işte duş alırken yüzünü yıkınca da boyalar gidiyor. Vay diyorlar bunu tekme tokat gönderiyorlar. Siyahi oyuncu olmuş olsa demek ki kalacak. Ya enteresanlık burada. Şeyde de var ya Şener'in namussuz namusunda onun gibi bir şey var. Değil mi? Çok çok ilginç. Yani hak edenler gelmiyor bir yerlere. Tamam destek olun. Da ama işte spor bambaşka bir şey. Ondan sonra oyuncu yetişmiyor. Metin'ciğim, kimse ülkemizde özellikle, onu söyleyeyim, kimse darılmasın, gücenmesin. Herkes kendi işini yapmıyor. Herkes kendi işini yapsa zaten çözülecek olay. Daha önce de söyledik. Futbolla, siyasetle ne olur birbirine karıştırmayın ya. Hak eden hak ettiği yerde olsun. Ben bir alo diyorum. Ya Metin'ciğim boşlayayım, ne demek diyorsun ya. Ertesi gün işe başlasın. Tak X bir yere telefon. Vay, görev başlıyoruz ya, yapma. Öteki senden bin kat daha bilgili, yetenekli, geçmişi, şusu busu diyorlar ki susun. Ama mikrofonu uzatınca biz haram yemedik, biz doğruları yapıyoruz falan diyorlar. Geçiniz onları. Neyse girmeyelim madem o konular bizi aşarsın. Hocam şey dediniz ya, hani aileler dediniz de ben o aileler konusunda da takılıyorum. Mesela U14, U12 maçları falan oluyor, aileler geliyor tribüne. Yani gelmesinler daha iyi. Hani destek olacaklar, çocuğunun sırtına havlu koyacak. Terlemesi falan. Onu öğretin ama gitmeyin. Çünkü itiraz. Hep şey, çocuğun mesela foul oluyor, yere düşüyor. Kalk sen de vur. Vursana. Bunu diyen aile var. Anne baba var. Yani küçükken silahı eline veriyoruz. Sen de vursana diyor. Böyle bir mantık var mı? Hakeme küfreden kadın gördüm. Anne. Yani yakışıyor mu hiç? Ki hatırla beraberdik o maçta. Vermeyelim o ismi. Evet. X bir bal maçında beraberdik. Evet. Arkamızdaki bayan ne söylediğini sen biliyorsun, evet. Sen duydun. Hatta sen bile şöyle göz göze geldik seninle. Yani şaşırdım kaldım. Bu ne diye gibilerden yani. Yani sadece top oynamıştır, boş verin yani. Sonuçta sportif bir şey. Sen ne anlarsın kuraldan şeyden. Bakın gelme demiyorum, gelin. Nasıl gelin? İşte X, Metin Aydınoğlu'nun oğlu, 12 yaşında bilmem ne. Siz de gitmişsiniz. Çocuk iyi ya da kötü. Oynuyor diyor. Seyredersin çocuğu. Kemaşa sanatı bu. Aferin oğlum dersin. Başını sıvazlarsın. Kötü olsa bile. Bakın çok önemli bu. Bunlar hep şimdi hocalara söylüyoruz. Çocuğu hatasını bilmem neye o anda yüzüne vurmayın. Çocuk çünkü. Bak adı üzerinde çocuk. Çocuk psikolojisi farklıdır. Sporcu psikolojisi farklıdır. Futbolcu psikolojisi farklıdır. Bunları bilmiyorsan sadece bu işi yapma. O küçük çocuk bağırılmaz. Ama sizin dediğin evet. Gibi o 12 grubu maçlarına gittim. Ya bazı hocalar var. Bir dövmediği kalıyor çocuklara. Hoca deyince mesela yarım sahada oynanıyor maç. 7+1 oynuyorlar biliyorsun evet. Ondan. Evet. Mesela boş kaleye kaçırıyor çocuk. Kaçar. Nasıl kaçırırsın bunu falan hocası bağırıyor. Kaçar abi. Ben Galatasaray maçında boş kaleye kaçırdım. Hoca dedi ki sıkıntı yok. Sen dedi bu maçı alırsın. Moral veriyor bana daha çok. Ve ben iki kat oynamaya başladım. Kendin biliyorsun belki seyrettin o maçı. İşte aldık götürdük. Galatasaray 1-0 yedik. Benim attım evet. Yerine. Ne oldu? Eğer hoca orada başka bir şey söylemiş olsa belki oyundan kopacağız. Bak bunlar çok önemli. Tabii. Moral motivasyon çok önemli. Bu üst düzeye çıkarsa sen işte o zaman bir yerlere gelebiliyorsun. İşte hocam sonuca geliyoruz. O arkadaş hocam nasıl kaçırsın bunu diyor ya. Evet. Sen o çocuğu balık yemeyi değil, balık tutmayı öğret. O sen aynen.
nasıl kaçırmayacağını öğretsene. Yok ki kapasitesi. Bilmiyor ki. Kendi öyle gol kaçırmamış ki. Orada? Boş kalede gol atmamış ki. Bilmiyor ki. Ne işin var orada? Ama şeyde tribüne o çocuğun annesine babasına şey yapıyor bak. Ha, hoca bu işi biliyor. Değil mi? Yani böyle hani bir şey vardı, kıyamet alamette diye bir muhabbet var ya. Aynen. Hani alimler zalim oldu, zalimler alim oldu. Onun gibi bir şey. Onları kandırabiliyorsun. Her şey tersine döndü. Önündeki o verileri kandırabiliyorsun. Evet. Gel bakayım Zeki Alçınka ile Metin Aydınoğlu'nu kandır. Ve işte olmuyor. Kandıramazsın. Gidemiyor maçlar. Bir, mutlaka bir şey oluyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. İlle kavga çıkması gerekmiyor ama. Abi o yaş grubunda kavga mı olur? Ha, kavga ilk önce de kusura bakmasınlar. Belliler başladı kendi anlamda. Hakem de acemi zaten. Daha bir yıllık, iki yıllık çocuk maça çıkıyor. Belki de ilk maçı, ikinci maçı. İşte nasıl yaparsın bu hatayı? Ya yapar. Sen çok bir biliyorsun sanki. Hayır ya, futbolcular yapmıyor mu hatayı? Yapıyor. Hakemler de yapacak abi. Yapacak. Yani öğrene bu işler. Bu sefer de diyorlar ki maçlar deneme tahtası. Evet, deneme tahtası. Her futbolcu için deneme tahtası değil mi? Süper Lig'dekiler değil mi? Kendini denemiyor mu o maçta? Arkadaşım sen hemen birdenbire üniversiteye mi gidiyorsun, yoksa ilk önce ilkokulu bitiriyorsun, ortaokulu, liseyi bilmem neyi bitiriyorsun, ondan sonra mı üniversiteye gidiyorsun? Aynen. Futbolculuk da aynı. İşte mini takım, genç takım, amatör takım, A takım, bilmem ne takım, öyle çıkacaksın. Hakemler için de aynı bu. Birdenbire sana Fenerbahçe Galatasaray finalini vermiyorlar. Hoş, bizim aday hakemler bekliyor da, yani ikinci yılında çıkmayı bekliyorlar. Sonra hayal kırıklığı. Okul maçları, ne bileyim işte ufaklıkta, Amerika'nda, orada geçecekler bunlar zaten. Ha, yetenekleri varsa zaten yukarı çıkarlar. Yetenekleri yoksa da belli bir yerde kalırlar. Efendice kalırlar. Ne yaparlar bundan sonra? İşte gözlemcilik gibi, ne bileyim işte futbolun içerisinde olurlar kısacası. Sevgi var çünkü. Ama meslek olarak ne sen hakimliği seç, ne ben futbolculuğu seçeyim. Niye? İkimizin de öyle bir yeteneği yok. O zihniyette giderlerse zaten bir sıkıntı olmayacak. Ama baktığınızda Metin Aydınoğlu kimsenin gözünün yaşına bakmıyordu. İyi mi yaptın? Niye? Bilmiyorum, yaptım bilmiyorum ama. Durumun ne? Biz vicdanen rahatım. Bitti. Yani bu kadar basit. Belki bir yer... Seni kandırması o kadar kolay mı? Bir yerde... Futbolda. Futbolcunun seni kandırması kolay mı? Sen onun nasıl düştüğünü, ne istediğini böyle gözünden anlarsın. Haber yaparken bile kandıramıyorlar. Mesela takım çok iyi top oynuyor çocuk. Takım 2-0 mağlup. Hak ediyor. Mesela bir gün 4 yıldız verdim. Kıyamet koptu. Ya çocuk oynadı, gol yemeyle falan hiç alakası yok. Belki 20-0 bitecekti. Kazanan da, iki gol atan da tesadüfen attı. Birisi çarptı falan. Şimdi değil mi? Çok harika mı top oynadı? Bu işi bilmek gerekiyor. En önemlisi o. Hocam sözü şeyle bağlayayım. Şimdi İzmir'de sevgili izleyeceğimiz 263 genç hakem kursları bitirdi, tamamladı. Sahalara çıkıyor. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş deneme tahtası öğrenecekler. Futbolcular da öğrenecekler. Her maçta bir şey öğreniyorlar. İşte birbirlerine... Bunların başında inşallah denetleyiciler de olsun, takipçileri tabii, olsun. Tabii hepsi olacak. Öğreticileri olsun. Bunlar çok önemli çünkü. Yalnız bırakmasınlar o kişileri. Yani evet. Tecrübe diyoruz ya. Evet. Ya gel Metin Hocam ya. Yardımcı ol bunlara. Ne demiyorsunuz? Bazen çağırıyorlar. Gençler diyorum. Eğer izlersem ya FIFA hakemi olursun ya da hakemliğe bırakırsın. Böyle bakıyorlar. Ama sen onları öyle deme. Sen onlara de ki siz FIFA hakemi olursunuz de. Ama boş umut oluyor bazen. Ama şimdi onu yapıyorlar. Oo, senden topçu olur, yıldız oluyor senden. Evet. Ne yıldız abi? Amatör ligde kalırsın. Çocuğu kandırmayın. Hocam bir programımız da sonuna geldik. En son hayırla rahmetle yad edelim. Rıza Saraç hocamız. Evet, hakem, evet, evet. 5 yıl mücadele verdi kanserle. 2 hafta önce görmüştüm. İyiyim dedi, moralim iyi dedi, toparladım dedi. Hakkın emri geldi, aramızdan aldı. Mekan cennet emir olsun. Allah'ın oradan geliyor. Hatta biliyorsunuz Elmas hocamızı da evet. Alacaktık. Küçük bir rahatsızlığından dolayı. Alerji oldu, muayenesi var bu saatte. İnşallah ilerleyen programlarında i̇nşallah. Onu da burada konuk ederiz. İşte bu hakemlerle ilgili, geçmişle ilgili. Bak biz daha önce ne demiştik? Bayanların da maçlara gitmesini neden çok istiyoruz? İşte bu küfür sayısı azalsın, işte kötü şeyler azalsın, bilmem azalsın. Yani bayanlar maçtayken biz yanında bağıramıyoruz mesela. Sadece işte maçları seyrediyoruz, alkışlıyoruz, bilmem ne. Yani kimse yoksa bayan bayan ooo. Az önce değişik bir örnek verdik ama o ayrı. İstisnalar kaydı bozmaz. Değil mi? Gelmeliler.
Hocam teşekkür ederim. Ne demek, su gibi geçiyor herhalde. Evet. Çünkü Zeki Metince'yi izlemek de bir zevk. İnanın ben bu programı bittikten sonra evde izliyorum, keyifle izliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. İnsan kendi kendini beğenir mi? Beğenecek tabii. Bakın çok önemli. Kendini beğenmeyen insan çatlarmış hocam. Aynen. 6. bölümde görüşmek üzere. Teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Ben teşekkür ederim. Herkese de buradan sevgiyle kalın, sağlıkla kalın diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.